Sayın Divan, çok kıymetli sivil spor aile, değerli basın mensupları, genel kurulumuza hoş geldiniz. Öncelikle herkesi Babalar Günü kutluyorum. Böyle bir güne kısmet oldu. Çok güzel bir gün. Bizler 2 yıl önce sizlerin teveccühüyle bu göreve geldik. Göreve geldikten sonra elimizden ne gelirse fazlasıyla sorumluluklarımızı yerine getirdik. İstedik ki sizlere layık olalım. Sonuç itibariyle 2 yıl aradan sonra Silivri sporumuz tekrar profesyonel lige çıktı. Bu süreç içinde bizlere çok büyük destekler verdiniz. Biz bunu yalnız başarmadık. Silivri halkının ve sizlerin desteği olmasa biz bunu başaramazdık. Tekrar minnettarlığımı ifade etmek istiyorum burada. Yıl içinde değişik değişik kampanyalar yaptık. Forma kampanyaları yaptık. Çok ciddi katılım sağladınız. Bayrak kampanyası yaptık. Aynı şekilde cevap verdiniz. Stada tabela kampanyası yaptık. Statta asılacak yer bırakmadınız. Maçlarımıza gelin dedik. Maçlarımızı 5000 kişiye oynadık. Çok ciddi sayılardı bunlar. Bu destekler olmasaydı ve en son tabii ki bir şampiyonluk balosu yaptık dillere destan. Binlerce kişi geldiniz oraya. Yine destek verdiniz. Bu destekler sayesinde hep birlikte üçüncülüğü geçirdik. Şimdi ben bu kutsal görevi çok sevdiğim yönetici arkadaşlarım, başta Nuri Çolakoğlu başkanımız olmak üzere çok kıymetli yönetici arkadaşlarıma büyük bir mutluluk ama daha da öncesinde çok büyük bir huzur ve güvenle teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, onurunu yaşıyorum. Kendilerinin her zaman yanında olacağım. Hiç ayrılmayacağım. Ben yine de çok teşekkür ediyorum Cenk sana. Evet, çok kıymetli Silivri Spor ailem. Her birinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Açılış konuşmamda da söylediğim gibi ben bu yönetim kurulu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Nuri kardeşimin başkanlığında ve değerli kıymetli yol arkadaşlarıyla birlikte Silivri Spor'u çok daha iyi yerlere getireceğine yürekten inanıyorum. Ama geçen yıl olduğu gibi lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Olca Yardımcı Sayın Divan Kurulu çok hızlı bir şekilde geçti ama hızlı geçilecek bir rakam değil. 2 yıllığına göreve geliyor bu arkadaşlar. Kolay değil. İlk yıl tahmini 20 milyon civarı paraya ihtiyaç var. Bu para Silivri Spor'un ihtiyacı olan para. Bu para Silivri'nin en iyi şekilde tanıtılması için ihtiyaç duyulan bir para. Silivri'nin en büyük markası. Evet. Festivaller yapılıyor burada. Silivri tanıtılsın diye. Yılda belki 4 gün festival yapılıyor. O kalabalıklar Silivri'de toplanıyor. Ama Silivri Spor bir iç saha bir dış saha olduğu için 15 günde bir olduğunu düşünelim. Her 15 günde bir, 2 haftada bir o kalabalığı stada taşıyor. Lütfen bunun farkına varalım. Silivri Spor'a hem yerel idare hem de Silivri halkı hem kıymetli genel kurulu üyeleri desteklerini esirgemesinler. Çünkü bu kulüp sadece bu yönetim kurulunun değil. Ben kendilerine böyle bir dönemde bu zor süreçte aday oldukları için bu cesareti gösterdikleri için bir kez daha Silivri Sporlu, Silivri Spor üyesi olarak çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben burada her zaman yanlarında olacağımın sözünü veriyorum. Lütfen sizlerle geçen yıl olduğu gibi yine kulübümüzün, yine yönetimimizin, yine Silivri Spor'umuzun yanında olun. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum.